Fiziksel dinamikler alanların potansiyel manzaraları kullanılarak zarif bir şekilde tanımlanabilir. Basitleştirmek amacıyla tek bir alanın potansiyelini veya enerji yoğunluğunu düşünün. Bu potansiyel manzara boyunca yuvarlanan bir top hayal edin. Ve bu manzaradaki çöküntüler en azından geçici olarak kararlı durumları temsil eder. Kuantum etkileri nedeniyle top tepelerin üzerinden atlayabilir veya tünelleyebilir. Ve en derin çöküntü temel durumu temsil eder. Genel kozmolojik teorilerde evrenin durumu tüm madde ve enerji alanlarını kapsayan metastabil bir sahte vakumdan daha düşük enerji potansiyeline sahip gerçek bir vakuma dönüşür. Çoklu potansiyel olarak sonsuz gerçek vakum kavramı benzersiz sabitlere ve doğa yasalarına sahip farklı evrenlere karşılık gelir. Şekildeki grafik şapka gibi 3 boyutlu bir nesne olarak görselleştirildiğinde burada şapkanın siperindeki her nokta farklı fiziksel yasalara ve sabitlere sahip bir evreni temsil etmektedir. Ancak bu senaryonun başlangıç koşulu açıklanmamıştır. Temel bir durumla fiziksel olarak var olabilecek en düşük şeyle başlamak daha makuldür. Mutlak hiçlik imkansızdır. Bir şey vardır çünkü bir şey mutlak hiçlikten ortaya çıkamaz. Değişim yalnızca halihazırda var olan şeyin içinde fizik yasaları tarafından yönetilerek meydana gelebilir. Bu nedenle temel durum neredeyse hiçliktir. Ancak daha önemli bir şeye dönüşebilir. Bu bakış açısı hiçbir şeyin istikrarsız olması nedeniyle hiçbir şey yerine bir şey olarak tezahür eder. Evrenimiz ve potansiyel olarak farklı fiziksel özelliklere sahip birçok başka evren, yarı zamansal bir kuantum boşluğundan, bir faz geçişinden ortaya çıkmış olabilir. Bu yeni uzayın kozmik enflasyon sırasındaki üstel genişlemesi, evreni yalnızca muazzam kılmakla kalmadı. Aynı zamanda potansiyel tepeyi genişletti ve onu neredeyse geçilmez hale getirdi. Ve evrenin tekrar var olmama durumuna çökmesini engelledi. Ancak hiçbir fiziksel mekanizma bu tünellemeyi engelleyemiyorsa veya bunu oldukça olasılık dışı kılmıyorsa bir diğer açıklama istatistikseldir. Bazı evrenler tamamen şans eseri uzun ömürlü olabilir. Bu istatistiksel akıl yürütme daha az öngörücü olsa da ikincil bir açıklama sağlar. Önemli bir soru hala ortada durmaktadır. Uzay zaman bu ilkel altyapının bir parçası mı yoksa onun bir ürünü mü? Daha spesifik olarak bu ilkel kuantum boşluğu yarı klasik bir uzay zaman yapısına mı sahip yoksa daha temel varlıklardan mı oluşmaktadır? Her iki alternatif de araştırılmıştır. Değiştirilmiş Eddington modelleri, yumuşak patlama, ortaya çıkan evren gibi benzersiz evren modelleri bir tür yarı klasik uzay zamanı varsayar. Çoklu evren hesapları ayrıca evrenimizi ve diğerlerine dalgalanmalar veya çöküş tünel olayları olarak tanımlar. Ve Minkowski uzayı küçük kapalı bir uzay veya sonsuz desitler uzayı gibi arka plan uzay zamanı varsayar. Gabriel Veneziano ve Maurizio Gasperini'nin büyük patlama öncesi senaryosu gibi sicim teorisinden esinlenen modeller hala yarı klasik bir uzay zamana dayanır. Ancak sicim teorisindeki spekülatif fikirler uzay zamanı ortaya çıkaran bir şey olarak ele almayı önerdi. Alternatif bir yaklaşım geometriye veya Roger Penrose'un twister yaklaşımına benzer şekilde uzay zamanın yapı taşlarını içerir. Bu mantık dizisindeki en gelişmiş açıklamalar kuantum geometrisi, döngü kuantum kütle çekimi ve uzay ve zaman atomlarının her şeyin temelini oluşturduğu akrabalarıdır. Yarı klasik uzay zamanı temel olup olmadığı sorusu çok önemlidir. Buna rağmen her iki kuantum vakum açıklaması da makroskopik bir zaman ölçeğinin yokluğunu ima eder. Değişimi temsil eden mikroskopik zaman var olmalıdır. Çünkü dalgalanmalar değişimi somutlaştırır. Geri dönüşümlü ve ilişkisel olarak kavranan bu değişim mikro zamanı oluşturur. Mikroskopik olarak bile toplam durağanlık kuantum dalgalanmalarının temelinde yatan yerine getirilmemiş belirsizlik ilkesi nedeniyle yeni ve farklı bir şeyin ortaya çıkmasını engeller. Arka plandan bağımsız bir yaklaşım daha basit, daha temel ve genel görülükle tutarlı olduğu için felsefi olarak ümit vericidir. Mikro zaman bu tür uzay zaman parçasına uygulanabilir. Örnek bir aday döngü kuantum çekiminine spin köpük yaklaşımıdır.
Burada spin ağları yeterlidir. Özetlemek gerekirse evrenimizin ve muhtemelen sonsuz sayıda başkasının sözde başlangıcı, önemli felsefi çıkarımlar taşıyan başlangıç ve geçmiş ebedi kozmolojilere uygulanabilir bir alternatif sunar. Bu çözüm Kant'ın uzamsal çelişkisini çözmeye benzer ve gizemli bir ex nihilo yaratılış ile açıklanamayan bir ebedi kozmos arasında bir orta yol önerir. Bu çerçeve hiçbir şeyden bir şeyin kökenini ele almaya yardımcı olur ve ebedi veya sonsuza dek tekrar eden bir evrenin açıklayıcı sorunlarını etkisiz hale getirir. Ancak nihai bir açıklama sağlamaz. Kozmolojik sınıflandırmaların ve çoklu evren çerçevesinde evrenimizin kökenlerini çevreleyen kavramsal sorgulamaların ayrıntılı bir tartışmasında durmaktayız. Evrenin mi yoksa çoklu evrenin mi bir başlangıcı olduğu konusundaki tartışmaya derinlemesine inerek önde gelen kozmologlar arasındaki karmaşıklığı ve devam eden söylemi vurgulayalım. Ele alınan temel konu daha büyük bir çoklu evrenin parçası olan evrenimizin mutlak bir başlangıcı olup olmadığıdır. Öncelikle olası bir itirazı kabul edelim. Evrenimizin çoklu evren yerine içinde bir başlangıcı varsa bu çoklu evren kendisinin bir başlangıcı olduğu anlamına gelmez. Bu ayrım çok önemlidir. Çünkü daha geniş bir bağlamda şu soruyu gündeme getirir. Varoluşun bütünlüğün, yani çoklu evrenin bir başlangıcı olup olmadığı. Alan Good, Alvin Borde ve Alexander Wilenki'nin 2003 tarihli çalışması, gelecekteki ebedi bir enflasyonlu çoklu evren çerçevesinde bile tüm dünya çizgilerinin jeodezik olarak eksik olduğu ve çoklu evrenin bir başlangıcı olması gerektiği anlamına geldiği argümanını desteklemek için alıntılanmıştır. Ancak bu önemli bir karmaşıklığa yol açar. Ebedi enflasyon doğruysa, nihai başlangıç hakkındaki herhangi bir hipotez gözlemlenebilir sonuçlardan kopuk hale gelir. Evrenimiz, sonsuz çoklu evrenin herhangi bir yerinde var olabilir. Ve bu da özelliklerini belirli bir başlangıç noktasına bağlamayı imkansız hale getirir. Bunun aksine Andrei Linde ve Stephen Gratton, çoklu evrenin geçmiş ebedi olabileceğini öne sürerler. Bireysel dünya çizgilerinin bir başlangıç noktasına ihtiyaç duyabileceğini, ancak bu dünya çizgilerinin tamamının aynı anda başlaması gerekmediğini iddia etmektedirler. Ayrıca bireysel dünya çizgilerinin geçmiş ebedi olduğu garip uzay zaman yapılandırmaları olasılığında ele alırlar. Bu zamanı küresel oku ve geçmiş ebedi bir çoklu evrenin evrensel bir başlangıç olmadan var olup olamayacağı hakkındaki daha fazla soruyu ortaya çıkarır. Ayrıca zamansız bir ilkel boşluktan gelecek ebedi bir enflasyonlu çoklu evrenin ortaya çıkabileceği alternatif çerçevelerden de bahsedilir. Bu senaryo bazı klasik uzay zamanların başlangıcının her şeyin başlangıcına eşdeğer olmadığını ima eder. Ve bu da evrensel bir köken kavramını daha da karmaşık hale getirmektedir. Tartışılan ilgi çekici bir fikir, çoklu evrenin hiç olmayabileceğidir. Bunun yerine evrenimiz makroskopik bir zaman oku olmadan sabit bir durumda var olmuş olabilir ve istatistiksel bir dalgalanma genişlemesini tetiklemiş olabilir ve böylece zaman okunu oluşturmuş olabilir. Bu senaryo evrenin parçalarının bir başlangıcı olması ile evrenin bir bütün olarak sonsuzluğu arasındaki mekansal ayrımı sorgular. Bu bağlamda evren terimini farklı kavramlar arasında ayrım yapmak elzemdir. Terimdeki belirsizlik, makroskopik zaman okunun geçmiş ebedi olup olmadığını sorgulayan Kant'ın antinomisinden kaynaklanıyor olabilir. Makroskopik zaman oku, geçmiş ebedi olmasa bile bunun her açıdan evrenin mutlak bir başlangıcı anlamına gelmediği iddia edilir. Yine de altta yatan mikroskopik zamana sahip bir dünya olabilir ve izole kara delikler veya boş statik evrenler gibi zamansız adalar kavramı ele alınır. Son olarak da farklı çoklu evrenlerin bağımsız olarak var olabileceği, bazılarının ezeli, ebedi ve diğerlerinin mutlak bir başlangıcı olduğunu öne süren doluluk ilkesi de dikkate değerdir. İlke her olası dünyanın gerçek olduğunu ve sonsuz sıklıkta var olduğunu ima eder. Ancak bu ilkenin geçerli olup olmadığı bilinmemektedir. Burada amaç Kant'ın ikiliği
antinomisi ve karşıtlığının ötesinde onu tek tutarlı olasılık olarak iddia etmeden veya evrenimizin zaman öncesi bir durumdan ortaya çıktığını kanıtlamadan üçüncü bir seçenek sunmaktır. Kozmolojik model sınıflandırmalarının karmaşık sorunlarını derinlemesine incelemekteyiz. Özellikle mikroskopik ve makroskopik zaman arasındaki ayrım da burada önem kazanmaktadır. Birkaç ciddi kozmolojik modelin kapsamlı bir eleştirisi ve tartışması sunulmaktadır. Kavramsal temellerin ve teorik kozmolojinin daha geniş çerçevesi içerisindeki çıkarımlar değerlendirilir. Bu noktada örneğin ilk modelimiz klasik Phoenix evreni olarak karşımıza çıkar. Büyük patlama ve büyük çöküş döngülerinin ebedi dizisiyle karakterize edilen klasik Phoenix evreni bir başlangıç kozmolojisini karakterize eder. Her döngü entropi değerlendirmeleri nedeniyle seleflerinden daha uzun bir süre ve daha büyük bir maksimum hacimle sonuçlanır. Ve bu da diziyi başlatmak için klasik bir başlangıç döngüsü olduğunu gösterir. Bu evrenlerin kara deliklerden veya büyük çöküşlerden ortaya çıktığı Lee Simonin'in kozmik Darwinizm kavramıyla uyumludur. Ancak bu model karanlık enerji sorununu ele almaz ve kozmik enflasyona bir alternatif olarak kabul edilir. Paul Steinhardt ve Neil Turok'un sicim teorisinden esinlenen döngüsel evren modeli de enflasyona bir alternatif olarak tartışılmaktadır. Phoenix evreninin aksine brain'in yani zarın hızlandırılmış genişlemesi sırasında entropi şişirilerek entropi sorunlarından kaçınılmaya çalışılır ve entropi yoğunluğunu etkilemeden küresel entropi artar. Ancak geçmiş ebedi doğası Borde, Good ve Wilenkin tarafından sunulan karşı argümanlarla tartışılmaktadır. Model döngüsel davranışları olmasa bile 4 boyutlu brainlerin geçmiş ve gelecek ebedi olduğu 5 boyutlu bir perspektif önermektedir. Planckçı kozmik yumurta modeli ise ultra yoğun ve aşırı soğuk ön madde ile dolu tekil olmayan kapalı bir evrenle başlar ve sürekli genişleme ve daralma döngülerine yol açar. Bu model aksiyomatik olarak varsayılmış olsa da Planck öncesi bir geometrik varlığı içeren hipotezlerle daha fazla araştırılmıştır. İntegral Weyl-Dirac teorisi gibi spekülatif teoriler altında bu bir sözde başlangıç evreni olarak görülebilir. Bunun yanı sıra dönen Gödel evrenleri küresel kapalı zaman benzeri döngülerle benzersiz bir bakış açısı sunar ve tekil sonsuza dek tekrar eden bir döngü olduğunu öne sürer. Ancak tüm dünya çizgileri zamansal olarak kapalı değildir ve kapalı jeodezikleri içeren daha karmaşık Gödel modelleri de bu yorumu daha da karmaşık hale getirir. Tanımlanabilir döngüleri olmayan, genişleyen ve homojen olmayan Gödel evrenleri zamanın doğrusal değil, dairesel olduğu alternatifi bir bakış açısı sunar. Kiefer ve Zeh tarafından önerilen farklı bir döngüsel model, mekansal daralma noktasında zamanın tersine çevrilmesini içerir. Bu model zamanın büyük patlama ile büyük çöküş arasında sonsuza dek ileri geri akabileceğini ve bunun da zamanın psikolojik okumunda gözlemlenebilir bir değişime yol açabileceğini iddia eder. Gott ve Lee tarafından önerilen zaman döngüsü modelleri, evrenin veya çoklu evrenin başlangıcında döngüsel bir zaman olduğunu ve evrenin kendi kendini oluşturduğunu varsayar. Zaman, Cauchy ufkundan geçtikten sonra geri döndürülemez bir zaman okuna dönüşen, uzamsal olarak kapalı, düşük entropili bir Rindler vakumu içinde daireler çizer. Bu kendi kendini oluşturan evren modeli sözde başlangıç evreni olarak görülür. Yumuşak patlama veya ortaya çıkan evren modelleriyle yakından ilişkili olan klasik Eddington evren çözümleri tarihsel olarak geçmiş, sonsuz olarak görülür. Ancak mikroskopik ve makroskopik zaman arasında ayrım yapmak, bu evrenlerin makroskopik bir zaman okundan yoksun olduğunu ve sözde bir başlangıcı ima ettiğini göstermektedir. Sınıflandırma, izotropi ve homojenliğin mükemmel mi yoksa basitleştirilmiş bir sınır koşulumu olduğuna bağlıdır. Büyük patlamadan önce çöken bir sicim vakumunu içeren büyük patlama öncesi model, genel bir zaman oku olmadan basit ve homojendir. Model sonsuz geçmişteki en basit statik duruma geri dönen asimptotik geçmiş önemsizliği ilkesini somutlaştıran
çoklu evren senaryosunda dikkate almaktadır. Bu model tüm sicim vakumunun sonsuz geçmişini tanımlayan büyük bir patlamanın yerel bir öncül olarak görülebildiğini göstermektedir. Boulogne ve Priester'in büyük sıçrama modeli makroskopik zamanı olmayan bir kuantum vakumu olarak yorumlanırsa sözde başlangıç evreni olarak sınıflandırılır. Kozmolojik bir zaman okuna sahip olmasına rağmen sonsuz geçmişten küçülen ölçek faktörü daralması boşluğu nedeniyle sıçrama öncesi evrende gözlemlenmez. Klasik bir sınıflandırma için muhtemelen kuantum yerçekimine bağlı olan sıçrama öncesi durumun ayrıntılı bir açıklaması gereklidir. Martin Bojowalt'ın tekillikten arınmış döngü kuantum kozmolojisi modeli etrafında uzay ve zamanın dağıldığı bir sıçrama geçirir. Sıçramadan önce yarı klasik bir uzay zaman sorusu açık kalır. Daha muhtemel olanı yalnızca soyut terimlerle tanımlanabilen garip bir kuantum durumu olarak var olduğudur. Bu model klasik nosyonun ötesine geçer. Zamanın değişmesiyle birlikte anlamlı sorular için yeni paradigmalar gerekmektedir. Sonuç olarak kozmolojik modellerin ayrıntılı, gerçekçi yönlerini ele almanın ve matematiksel ve fiziksel zaman arasında ayrım yapmanın önemi vurgulanmıştır. Bu modellerin karmaşık etkileşimi, evrenin kökenlerinin ve kavramsal temellerini anlamak için zengin bir çerçeve sunar. Evrenin kökenleri ve evrenin bir başlangıcı olup olmadığını ele almadaki felsefi ve deneysel zorluklar hakkında ayrıntılı bir tartışma sunulmuştur. Felsefi değerlendirmelerin tek başına bu soruları kesin olarak cevaplamak için yeterli olmayabileceğini, ancak bunu yapmanın değerli teorik içgörüleri de beraberinde getirebileceğini söylemekteyiz. Ayrıca evrenin kökenleri hakkında kesin cevaplar sağlamada kütle çekim dalgası arka planlarında, karanlık madde kalıntılarında veya kozmik mikrodalga arka plan radyasyonundaki izler gibi deneysel sonuçlarda sınırlamalar vardır. Bu sınırlamalara rağmen deneysel araştırma kozmolojik teorileri sınırlamak ve bilgilendirmek için önemli olmaya devam etmektedir. Bu teoriler Lee Simolin gibi önemli fizikçiler tarafından öğrenilen M teorisi veya kuantum geometrisi gibi temel fizikteki mevcut ve gelecekteki gelişmelere dayanmalıdır. Steven Weinberg ve John Barrow gibi fizikçiler tarafından öngörülen nihai teori veya her şeyin teorisinin nihayetinde evrenin veya hatta tüm çoklu evrenin kökenini açıklayıp açıklayamayacağı sorusu gündeme getirilmiştir. Ayrıca böyle bir teorinin uzay ve zamanın sonluluğunu veya sonsuzluğunu ele alıp alamayacağı veya uzay zamanı daha temel bir varlığa indirgeyip indirgeyemeyeceği de sorgulanmaktadır. Alan Guth ve Alexander Wilenkin tarafından tartışılan ebedi enflasyon senaryosundan yola çıkarak evrenimizin kökeninin benzersiz bir olay olmamasının neredeyse kaçınılmaz olduğu öne sürülmüştür. Bu gözlemsel ve antropik seçilim etkileri için önemli çıkarımlar taşıyan bir sonuç olan diğer evrenlerin varlığını göstermektedir. Barrow ve tiplerin de aralarında bulunduğu kişiler tarafından keşfedilen bu etkiler, doğadaki ve daha geniş kozmostaki yerimize ilişkin anlayışımızı etkilemektedir. Borde, Guth ve Wilenkin ise kozmosun veya çoklu evrenin geçmiş ebedi olup olmadığı konusundaki tartışmaya değinmiştir. Onların argümanları içindeki bireysel evrenler olmasa bile çoklu evrenin bir başlangıcı olabileceğini gösteriyor. Bu zamanın ve varoluşun doğasını anlamak için ilgi çekici olasılıklar ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak kozmosun veya çoklu evrenin hem sonluluğunun hem de geçmiş ebediliğinin bir şekilde doğru olabileceğini, her iki seçeneğini tek başına izin vereceğinden daha karmaşık bir gerçekliği gösterdiğini anlatmaya çalıştık. Bu önerme teorik keşif için daha fazla yol açmaktadır ve kozmolojideki felsefi ve deneysel soruşturmalar arasındaki karmaşık etkileşimi de ortaya çıkarmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.